Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün ben sizlere kabağın derin dondurucuya nasıl konulacağını anlatan bir video hazırladım. Videomun sonunda da pratik bir yemek yaptım. Onu da izlemenizi rica ederek hemen tarifime başlıyorum. Kabakları yıkadım ve bir havluyla kuruluyorum. Baş kısmını keselim ve alacalı bir şekilde kabuklarını soyalım. Bu kabuklardan da çok güzel, çok pratik zeytinyağlı bir yemek yapılıyor. İnşallah ilerleyen zamanlarda paylaşırım. Elbette soran olursa da yazarım. Bu şekilde ince ince doğrayalım. Çok kalın olmasın. Çok da ince olmasın. Bu ayar gayet iyi. Kabağı sadece bu şekilde derin dondurucuya atabilirsiniz arkadaşlar. Ben her yöntemini yıllar önce denedim. Biliyorum. O yüzden de bu şekilde koymanızı tavsiye ediyorum. Şimdi ben doğramış olduğum kabakları hemen balkona koyacağım. Balkonda kurutabildiğim yere kadar kurutacağım. Yani bu kurutma süresi bir gün olmayacak arkadaşlar, patlıcanda olduğu gibi. 4 günü veya 5 günü bulacak. Ama kontrollü olmamız gerekiyor. Kesinlikle geceleri üstünü örtmeyelim. 5. günün sonunda kabaklarım kurudu. Şimdi ben hemen buzdolabı poşetine koyacağım ve derin dondurucuya atacağım. Donmuş halini göstermek istiyorum size. Bakın arkadaşlar, bu tamamen donmuş hali. Kesinlikle kabaklar birbirine yapışmıyor. Yani bu poşetin üstüne kilolarca biz balkonda kabak kurutup içine koyabiliriz. İçinden istediğimiz miktarlarda alıp pişirebiliriz. Şimdi ben size bir tarif paylaşıyorum. Gerçekten çok lezzetli oldu. Tabi istediğiniz şekilde yapabilirsiniz ama bu bizim en çok tercih ettiğimiz yemeklerden bir tanesi. Diyet yapan arkadaşlara da özellikle tavsiye ediyorum. Gerçekten çok lezzetli oluyor. Kabakları yaklaşık olarak 45 dakika boyunca haşladım. Bir tencereye zeytinyağı ve soğanı ilave ettim. Şimdi ikisini yüksek ateşte kavuruyorum. Arkadaşlar, sadece bu yöntemle derin dondurucuya kabak atabilirsiniz. Her türlüsünü ben denedim. Kesinlikle çiğ olarak veya şoklayıp koyamazsınız. Tadı gerçekten de çok kötü oluyor. Denedim, biliyorum. O yüzden de sadece bu yöntemi öneriyoruz sizlere. Haşlandıktan sonra süzmüş olduğum kabağı da ilave ediyorum. Kesinlikle arkadaşlar çok lezzetli olacak. Et tadında olacak. Eminim siz de çok beğeneceksiniz. Tabi bildiğiniz tarifler varsa ona göre de yapabilirsiniz. Ben ilerleyen zamanlarda yine tarif paylaşacağım. Tuzunu da ilave ettim. Kavuruyorum. Yaklaşık olarak 5-6 dakika sonra domatesimi ilave edeceğim. Kabuklarını soydum. İstediğiniz büyüklükte tabi domateslerinizi koyabilirsiniz. Güzelce bunları yüksek ateşte soteliyorum. Ben diğer tepsimi göstermedim size. O henüz kurumamıştı. Bir güne daha ihtiyacı vardı. Kurutma aşamasında kontrollü olun. Her sabah elinize karıştırmanız yeterli olacaktır balkondayken. Hemen üzerine yoğurt ilave edeceğim. İsterseniz sarımsak da kullanabilirsiniz ama ben kullanmadım. Süzme yoğurt varsa evinizde, süzme yoğurda da çok güzel oluyor. Benim bir tane diyetisyen arkadaşım var. O bu kabağı çok öneriyor arkadaşlar. Yani kurutulmuş kabağı çok öneriyor. Çünkü gerçekten çok doyurucu ve çok sağlıklı. Ben üzerine bol miktarda nane ve kırmızı toz biber ilave ettim. Siz kendi zevkinize göre ayarlayabilirsiniz. Şimdi ben hemen müsaadenizle tadına bakmak istiyorum. Şu an et tadında bir lezzet alıyorum arkadaşlar. Gerçekten de hem çok sağlıklı, hem çok pratik, hem de çok hafif. Lütfen deneyin. Eminim siz de çok beğeneceksiniz. Şu an aklınızdan geçiyor olabilir. Kuruttuk madem, neden bir daha derin dondurucuya koyuyoruz? Çünkü arkadaşlar, İstanbul'da hava çok nemli olduğu için kurutulan şeyler zaten bozuluyor. Çok yaşadık biz bunu. O yüzden derin dondurucuda hiçbir şey olmuyor. Kesinlikle buzluk tadı almayacaksınız. Sizlere garantisini veriyorum. Bugünlük de benden bu kadar. Kabak fiyatı çok uygunken lütfen deneyin. Eminim hepiniz çok beğeneceksiniz. Yarın yeni videomda görüşmek dileğiyle. Şimdilik hoşça kalın.